Geçmişte bunun sayısız örnekleri var ama kızımıza verdiğimiz zaman kızımız bunu itinayla ömür boyu saklayacak evlilik birliğinin korunması konusunda erkeklerden çok daha hassaslar. Bunu biliyoruz. O yüzden ben tekrar hayırlı uğurlu olsun temennisiyle aile cüzdanında kızımıza takdim ediyorum ve tebrik ediyorum tekrar. Sayın Bakanım, rahmet ucundan tutsun yine de. Şöyle kenara gel. Dinleyen öğrencilerimiz hayırlı olsun Sayın Bakan. Abdullah Bey'in ve dünürlerinin mutlu günü. Evet. Allah utandırmasın, Allah bir yastıkta kocasın diyorum. Gençlerimizi birbirlerine çok yakışmışlar. Evet. Abdullah Bey de eşini de aynı şekilde dünürlerini tebrik ediyorum. Böyle pırıl pırıl iki evlat yetiştirmişler birbirlerine yakışan. Allah utandırmasın, Allah hayırlı mesut etsin. Teşekkür ederim Sayın Bakan. İyi akşamlar. Sağ ol. Allah hayırlı uğurlu etsin genç çiftlerimize. Bir ömür boyu mutluluklar diyoruz. Bak belediye başkanlarımız hepsi de sakal, bıyık maşallah. Başkanım hayırlı olsun, evet. Devam edelim. Teşekkür ederim. Evet, sayın vekilimizin oğluna ve geline hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Teşekkür ederim Sayın. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Başkanım gidiyor mu ya? Çiftlerimizi tebrik ediyorum. Vekilimizin düğüne geldik inşallah. Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledik. Vekilimize yakışır bir şekilde inşallah. Şanına yakışır şekilde. Güzel bir düğün oluyor. Allah utandırmasın. Vekil de kısa zamanda torunu kucağına alır diyeyim. Allah hayırlı uğurlu etsin.
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Görüşürüz Sayın Vekilime. Vallahi Sayın Vekilimin onun düğününe katıldık. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıklar kocatlı etsin inşallah çiftimize. Allah razı olsun. Güzel mutluluklar diliyoruz. Aynen abiciğim. Allah razı olsun. Allah ömür boyu mutluluk versin. Evlenemeyenlere de evlilik nasip etsin inşallah. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Hadi Allah'a emanet olun. Abicim nasılsın? Sayın milletvekilimizin evladı evleniyor. Bugün mutlu günlerde kendilerini yalnız bırakmak istemedik. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. İnşallah vatana, millete, devlete sevdalı, ülkesine sevdalı, ezan susmasın, bayrak inmesin şuuruyla yetişen bir evlatlar, yeni nesiller arzu ediyoruz. Geldik, hayırlı olsun dedik. Seçim çalışması malum. Biz gidiyoruz. Başka düğünler de var. Sizi sahaya gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Evet, Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Abdullah Öztürk, malumunuz Keskin'de. Keskin'de Cuma günü öğleden sonra, Cuma namazından sonra bayrak ikmeye tabir ettiğimiz bayrak kaldırdık duayla. Cuma, Cumartesi günü Keskin'de çok güzel bir düğün oldu. Gerçekten çok yoğun bir katılım oldu. Vatandaşlarımıza bu manada, hemşerilerimize, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sayın vekilimizi ve bizleri yalnız bırakmadılar. Bugün de biraz daha işte protokol mü diyelim yahut düğüne gelemeyenler, Keskin son iki günde biliyorsunuz çok soğuktu. Yoğun çevre olunca katılımları bu şekilde. Gerçekten yani. Aramak da zordu. Yani 4-5 bin kişilik bir davetli vardı. Derler, Sayın Başkanım, evet, eskiyi iade ettik. Eskiyi iade ettik. Çok güzel bir düğün oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimize mutluluklar diliyorum. Zannediyorum son yılların en güzel düğünlerinden birisi oldu. Evet. Düğün sahipleri de tebrik ediyorum. Siz ev sahibiydiniz Sayın Başkanım. Tabii ki ev sahibiydik. Evet. Abdullah biliyorsunuz benim aynı zamanda da halamın oğlu. Yeğenimiz yani biz Anadolu tabiriyle. Abdullah da yalnız. Biz mecburen soğukta tabir caizse kırıttık. Üşüdük. Sırtımıza evet. Ağrı girdi. Evet. Ama mecburuz. Allah razı olsun eş dost. Düğüne iştirak ettiler. Biz de elimizden geldiğince onları ağırlamaya gayret ettik. Güzel, iyi bir düğün oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkanım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çocuğumun evliliği, ilk oğlumun. Müdürüm teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mutluyum. Sağ olsun Sayın Milli... Sağ ol Cenk Yılmaz. Milli Savunma Bakanımız teşrif etti. Milletvekili arkadaşlarımız geldi ama ben biliyorsunuz biraz Keskin'de yaşadığım için iki gündür Keskin'de düğün yapıyordum. İki gün orada düğün yaptık. Aşağı yukarı. Soğuk dediler ama. Soğuktu artık ama sağ olsun bizi yalnız bırakmadı bütün hemşerilerimiz. Orada belki %90'ını ağırladık. Bugün biraz daha bürokrasiye yönelik bir düğün de burada yaparak nihayet erdiriyoruz. Rabbim çocuklarımızı mutlu eylesin. Hayırlı nesiller yetiştirmelerini, dinine, milletine, bayrağına, devletine saygılı, sadakatli ve itaatkar bir nesil yetiştirmelerini Rabbim nasip eylesin. Sizlere teşekkür ediyorum. Buraya gelen bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Gelemeyenler de telgrafla, telefonla bizleri Allah razı olsun hep aradılar, sağ olsunlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim bekarlara da nasip eylesin. Hayırlı bir şekilde inşallah Sayın Bakanımız da biraz evvel söyledi. Bizi Avrupa'dan farklı kılan hakikaten genç bir neslin olması. Türkiye'nin önünün açık olması. Bunlar çok önemli. Sadece 1, 2, 3, 5 çocuğumuzun olması diye salt olarak öyle görmemek lazım. İnşallah inançlı bir milletimiz var. Rabbim milletimizi muvahhur ve muzaffer eylesin. Ben sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Yine bir seçim satım haline de giriliyor. Evet. Aday olacaklar da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hadi Allah razı olsun. Cez Abdullah Bey'e. Sayın evet Abdullah Bey'in bugün mutlu gününde Sayın Bakanımız Nurettin Canekli, milletvekili arkadaşlarımız, ilim bürokratları geldi. Zaten iki günden beri de Keskin'de düğün yapıyordu. Bugün de yanında olduk. Allah bütün arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun, hemşerilerimizin, çocuklarının hürmetini göstersin diyorum. Evet. Size de teşekkür ediyorum. Sayın vekilim, İnşallah görüşürüz. Ediyorum. Sağ ol. Görüşürüz. Evet. Sağ ol. Sayın vekilim buradan hemen ne diyorsun? Güzel bir düğün oldu. Yani Abdullah Bey'i, Hacı Hüseyin'i ve Türkçe kardeşimizi tebrik ediyoruz. Güzel bir düğün oldu. Ve katılım da çok güzeldi. Allah gençlerimizi mesut bahtiyar etsin. Onlardan hayırlı nesiller, yerli ve milli nesiller inşallah meydana gelir. Vatanımıza, milletimize hizmet ederler. Teşekkür ederim.